Boulder Creek Branch Kütüphanesi. Günümüz kentlerinin sorunlarından biri, mimarlıkla kent arasındaki bağların kopmaya yüz tutmuş olmasıdır. Katılımcı mimarlık bu sorunu çözmek için önerilen yöntemlerden bir tanesidir. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde toplumsal sorunların yapılı çevrenin sorunlarıyla doğrudan ilişkili olduğu kabul edilmiş, mimarlık veya devrim özdeyişiyle sloganlaştırılmıştır. Fakat toptan planlama stratejileri öngörüldüğü gibi başarıyla sonuçlanmayınca, kentsel ve mimari tasarım süreçlerinde yeni yaklaşımlar denenmeye başlanmıştır. Katılımcı tasarım yöntemi de bunlardan bir tanesidir. Bu yöntemle uygulaması tamamlanmış ya da devam etmekte olan projeler olsa da birçok mimar için katılımcı mimarlık ideal bir durumu temsil etmekte ve akademik çevrelerde tartışılmaktadır. Katılımcı tasarımda amaç, disiplinler arası kuram ve uygulamaları sistematik bir şekilde birleştirmek, kullanıcıları fiziksel çevrelerinin planlama ve tasarım süreçlerine katmaktır. Böylece kullanıcılar çevrelerini biçimlendirmede kendilerine güvenen aktif bireyler olacaklardır. Planlama eylemi de hem tasarımcı hem de kullanıcı için bir öğrenme sürecine dönüşecektir. Katılımcı tasarım ilkesine örnek olarak, Boulder Creek, 1985 yılında Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Santa Cruz bölgesinin kuzeyinde yer alan bağımsız bir köydür. Bölgede birbirine bağlı bir kütüphane sistemi uygulanmaktadır. Ana kütüphane Santa Cruz şehrinde bulunmakta ve şubeleri bölgenin çeşitli kesimlerinde yer almaktadır. 1970'lerin ortalarına gelindiğinde yeni, daha büyük bir kütüphaneye duyulan ihtiyaç toplum tarafından hissedildi. Bu kapsamda projenin vatandaş katılımıyla toplumun istek ve ihtiyaçları gözetilerek yapılacağı ve enerji korunumlu olması gerektiği, doğal ışığın ve güneş enerjisinin kullanımının istenmesi önemli ön koşullardır. Proje kapsamında grup etkileşim yöntemiyle birlikte atölye çalışması, sergi, poster sunumları, birebir görüşme ve halk toplantı teknikleri kullanılmıştır. Proje sürecinin başlangıcında alanla ilgili veriler toplanmış ve katılımcılar 5 veya 7 kişilik gruplara ayrılmıştır. Katılımcılardan kütüphane içi mekan düzenleme ve yer belirleme konusunda kullanıcı girişi, ulaşımı, park alanı hakkında grafik anlatımlarla fikir belirtmeleri istenmiştir. Katılımcılara ihtiyaçları olan her şey sağlanmış ve tek bir kural konulmuştur. Her grup fikir birliği içinde bir sonuca ulaşmak zorundadır. Atölye çalışmaları 3 aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada kütüphane hakkındaki hedefler belirlenmiş, katılımcılardan kütüphanede olması istenen unsurların yazılması veya çizilmesi istenmiştir. İkinci aşamada ilk alan plan çizimlerinin geliştirilmesine odaklanılmıştır. Gruplar fikir birliğiyle elde ettikleri sonuçları diğer gruplarla paylaşmışlardır. Üçüncü aşamada en uygun zemin, alan plan seçilmiş ve geliştirmesi için mimarlara bırakılmıştır. Katılım düzeyi bilgilendirme, danışma, dahil etme ve işbirliği yapma seviyesine kadar ulaşmıştır. Tüm süreç sonunda Mart 1985'te kütüphane açılmıştır. Belirlenen bir grup gönüllünün önderliğinde şehrin kuzey ucundaki 1.3 dönümlük bir parsele katılımcı tasarım yaklaşımıyla kütüphane yapılmaya başlandı. Bir dizi halka açık çalıştayın ardından şube şekillenmeye başladı. 1985 yılında tamamlanan kütüphane, bir topluluk odası, açık hava amfiteyatrosu ve kapalı güverte ile 4600 metrekaredir. Kütüphane tasarımı için mimari bir ödül aldı ve yerel San Lorenzo Vadisi sanatçılarının sanat eserleriyle dolu. Boulder Creek Kütüphanesi, Santa Cruz Dağları'nda bu topluluğa hizmet veren hem bir kütüphane hem de bir sanat galerisidir. Köyün halkının destekleri doğrultusunda ve gönüllü katılımcı ve mimarlarla hiçbir maddi amaç gütmeden tamamen halka, çevreye uygun bir kütüphane tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Kütüphane 2020 yılında pandemi ve çıkan yangınla beraber bir süre kapanmış ve yenileme çalışmaları başlamıştır.